Merhaba sevgili Nesin.com üyeleri, cumartesi bülteniyle karşınızdayız. Lig videolarının haricinde bildiğiniz gibi gün bazlı da videolar çekiyoruz. Ön plana çıkan maçları yine yorumcumuz Ozan Gelman'la beraber konuşacağız. Bugünün bülteninde Bundesliga'da iki maç özellikle bizim dikkatimizi çekti ki bunlardan biri Schalke-Hoffenheim mücadelesi. Schalke çok iyi bir seri yakalamıştı. Kaybetmeme serisi yakaladı ama Bayern Münih'e mağlup oldu. Bayern Münih'e mağlup olmak çok önemli değil bence. Ondan önce de Real'den 6-7. Onu da yani iki tane yani Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid Avrupa'da bu üçünü bir kenara koyup diğerleri diye geldiğini ben düşünüyorum. Bunlardan alınan mağlubiyetler çok çok böyle takımları sarsmıyor diye düşünüyorum. Ama rakip Schalke'nin Hoffenheim rakibi geçtiğimiz hafta çok sansasyonel bir galibiyet aldı 6-2 ile. İç sahada alıyor bunu. Evet, iç sahada yani, tamam ve çok ofansif, çok etkili oynayan bir takım. Kaybettiğinde de aynı şekilde skorlar çıkabiliyor çünkü baktığınız zaman ligin en çok gol atan 3. 4. takım konumundalar. Evet. En çok gol yiyen de 3. takımlar. Aynen öyle. Dolayısıyla maçlarında bol gol oluyor. Ben Schalke'nin Bayern Münih mağlubiyetinin dönüşünün ki zaten Schalke çok iyi bir seri yakalamıştı. Araya bir Bayern Münih maçı sıkıştı diyelim. Böyle liglerde çok 6-5 bir önceki hafta farklı kazanan takımların bir sonraki haftada biraz konsantrasyon, motivasyon sorunu yaşadığını görüyoruz ki rakip de Schalke. Çok zayıf bir ekip değil. Ben de açılmış olan 1.60'lık bir oran var. Cumartesi günü ideal kuponlarına Schalke galibiyetini düşünüyorum açıkçası. Şimdi ligin ilk yarısında iki maç 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Kupada ise Hoffenheim deplasmanda Schalke'yi 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Yüksek skorlu maçlar oluyor. Burada alternatif olarak ilk kere 1.5 üstü. Bence denenebilir. Güzel oranı var. 2.5 gol üstü de maç için söyleyelim. 1.30'luk bir orana sahip. Yine Bundesliga'da bir maç daha hemen çok kısa tahminini söyleyelim. Stuttgart kendi sahasında ligin dibindeki Braunschweig'i konuk edecek. Onlar da tıpkı diğer liglerde olduğu gibi belki şampiyonluk yarışları işte İtalya Serie A'da Bundesliga'da koptu ama ligde kalma yarışları çok heyecanlı geçiyor. O da bu maçlardan bir tanesi. Çünkü Stuttgart sadece 19 puanla averajla Hamburg'dan ayrılıyor ki Bundesliga'da bu arada ilk iki, son iki direkt düşüyor. 16. takım play-out, yani ligde kalma maçı oynayacak. Ben son haftalarda kazanamayan Stuttgart'ın dişine göre bir rakip yakaladığını düşünüyorum. Şans ve ibre Stuttgart'tan yana. Ya sana katılıyorum. 11 deplasman maçında sadece bir galibiyeti var konuk takımı ve sadece 6 gol atabildi. Üst üste 2 yenilgi alan Stuttgart'ın 1.50'lik oranıyla bugün galibiyete ulaştı. Schalke ve Stuttgart yani cumartesi günü ideal kuponlarda, Bundesliga kuponlarında değerlendirilebilecek maçlar gibi göze çarpıyor. İtalya Serie A'ya baktığımızda cumartesi günü maçlarına yine dikkatimizi çeken 291 kodlu Udinese Milan maçı var. 2.5 gol üstü 1.70 gibi yüksek bir orana sahip. Karşılıklı gol 1.55. Goller anlamında düşünülebilecek, değerlendirebilecek bir maç. Milan'la ilgili de bu arada spekülasyonlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Belki de tarihlerin en kaotik, en kötü dönemlerinden birinden geçtiklerini söyleyebiliriz. Yani satılması gündemde. Evet, kulüp satılması gündemde. Tabii ki bu maça etki edecek bir durum değil o. Juventus'a mağlup oldu Milan takımı ve istikrarsız. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Dolayısıyla çok fazla Milan'a güvenilecek durumumuz yok. Ben de burada goller tarafındayım. 2.5 üstünü önereceğim. Çünkü Udinese'de gol atabilen ancak defansif zaafları ön planda olan bir takım. Udinese takımı da. Dolayısıyla Udinese Milan maçında 2.5 üstü yüksek mantıklı bir seçim olarak var. Hem karşı hem de 2.5 gol üstü değerlendirilebilir. Özellikle yorumcumuz Ozan Germán tabii böyle gün bazlı videolarda yorumcularımızın seçtiği, sizlerle paylaşmak istediğim maçlar olabiliyor benim ve yorumcularımızın tabii ki. Bu da onlardan bir tanesi olacak. İtalya Serie B'de Brescia kendi evinde Latina'ya konuk edecek. Tabii burada senin vurgulamak istediğin herhalde eksiklerin çokluğu. Aynen öyle. Üst üste iki yenilgi aldı Brescia takımı ve teknik direktör değişikliğine gitti ki bu onların üçüncü hocası olacak sezon içindeki. Ve bu maç öncesi de iki tane cezası vardı. Crotone maçının sonunda 4 maç ve 7 maç alan ceza alan iki tane futbolcusu vardı. Son maçta da 3 futbolcu sarı kart sınırına geçti. Dolayısıyla ilk 11'inden 5 futbolcu cezaları nedeniyle Latina karşısında forma giyemeyecek. Yeni hocasıyla ilk maçına çıkacak Brescia takımı. 3 tane de çok önemli sakatı var. Yani ilk 11'inden 8 futbolcusu bu karşılaşmada görev yapamayacak Brescia takımının. Latina doğrudan Serie A mücadelesi veren bir takım. Şu anda playoff sınırının içindeler ancak 2 galibiyetle ilk 2 içinde bulabilirler kendilerini. 8 haftadır da mağlup olmuyorlar. 4 galibiyeti 4 beraberliği var. Ben burada doğrudan Latina galibiyeti önereceğim 2.50'lik oranıyla.
Pekala, son maçımız var. Bir de Buca-Balıkesir maçı var. Buca'da da çok önemli eksikler var bana göre. Fenerbahçe'den kiralanan Recep Niyaz 21 maçta 4 gol attı. Ayrıca forvet Emre Şahin, o da 25 maçta 6 gol attı. Önemli katkı verdi Buca takımına ve bu iki futbolcu da cezası nedeniyle Balıkesir karşısında görev yapamayacak. Buca takımında sakatlar da var. Onlar da önemli sakatlar. Ben Balıkesir'in bu deplasmanda mağlup olmayacağını düşünüyorum. Onların da 11 gollü forveti Karikari sakatlığı var. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Eğer o oynarsa evet, bence Balıkesir galibiyete daha yakın olan taraf. Eksiklerin tabii maça önemli damga vurması ihtimal. PTT 1.lik yakından takip edenler çok iyi biliyor ki her an dengelerin değiştiği bir lig. Hani ikinci bir anda kendini, yani direkt Süper Lig bileti alacakken bir anda kendini playoff'ta bulabilir. Puanlar çok yakın çünkü birbirine. Dengeler çok çabuk değişebiliyor. Çok böyle kopmalar olmuyor. O yüzden gerçekten çok çok önemli oluyor bu tip maçlar. Ve ben de bu yüzden ilk yarı beraberliği 2 gibi yüksek bir oran var. Eksiklerde maça tabii ki önemli etken edeceği için biraz risk de alınmayabilir. Evet, geçtiğimiz hafta iki takıma çok gollü maçlar imza attı ama eksikler ve artık yavaş yavaş son viraja gelinmesi de sanki bu maçlarda biraz daha kontrollü oynanmaya doğru gidebilir diye düşünüyorum ben. Yani bu arada genel bir bilgi verelim. Daha doğrusu tespit. PTT 1. Lig'de bu sezon artık çok gollü maçlar izliyoruz. Evet. Yani geçen hafta neredeyse bütün maçlar 2.5 üstü bitti. 2-2. Dolayısıyla bunu 1-3. Da göz ardı etmemek lazım. Evet. Çünkü oranlar da yüksek 2.5 üstünün PTT 1. Lig'de. Fransa'nın ilk dönemini hatırlatıyor. Evet. Fransa Ligi'nin ilk dönemini ama daha sonra tabii risk yönetimi biliyorsun 1.40'lara 1.50'lere indirmeye başlamıştı alt üst oranlarını. Pekala, cumartesi bültenini konuştuk. Tüm üyelerimize kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.